Yük. Taşıt veya canlı tarafından taşınan şeylerin tümü. Bir şeyin ağırlığı. Yük, sabit bir nokta etrafında hareket eden mekanik sistemlerle, kaldıraçla taşınır. Uygulanan kuvvetin destek noktasına olan uzaklığına kuvvet kolu, yükle destek arasındaki uzaklığa yük kolu denir. Denklem üzerinde kuvvet çarpı kuvvet kolu, yük çarpı yük koluna eşittir. Bir kaldıraçta kuvvet kolu yük kolundan ne kadar uzun olursa, bu kaldıraçla kaldırılabilecek yük de o kadar büyük olur. Yükün değeri cinsine göre belirlenir. Ederine gelince, eğer o yük cam veya porselense nasıl muhafaza edildiğine, ipek veya baharatsa nasıl isteplendiğine, nerelerden, nice yollardan geçtiğine göre belirlenir. Yükün kıymetini ona talip olanlar belirlerler. Çöpün başını çiçek, çöpün başını çiçek, çiçeğin başını arı bekler. Talibin kaldıracı azimdir. Azim ne kadar büyükse yük o derece hafif hissedilir. Alemde yükler adedince omuz olsa da, kimi omuz silkip kaçar kolay olana, omuz omuza taşınmayan bir yükü sağına soluna bakmadan ben varım diye sırtlanan biri çıkar. Üstad Sakarya türküsünde bunu şöyle tarif ediyor. Eyvah, eyvah Sakarya'm. Sana mı düştü bu yük? Bu dava var, bu dava öksü, bu dava büyük. Büyük bir davayı öksüz bırakmamak için omuzunu bin bir başlı kartala açmış bir komutandı Fahrettin Paşa. O gün yük onun omzundaydı. Ya bugün? Evrendeki son hazineyi bağrında taşıyan bir şehirdir Medine. Her cevheri mücevhere dönüştüren bir kutlu mesaj taşır aleme. 600 yıl boyunca Osmanlı'nın baş tacıdır. Gün gelip çakalların uluması şehrin kapılarına ulaşır. Bir aslan kükrer çakallara karşı. Fahrettin Paşa'dır adı. Bütün yolların kapandığı bir zamanda çağlar üstü bir manifestodur yaptığı Medine savunması. Ne kutsal emanetleri bırakır düşmanın eline, ne de Türk bayrağını indirir kaleden teslim ol denildiğinde. Omuzundaki rütbenin yerine kutsal yükünü koyar. Dinlemez emirleri, terk etmez emaneti esir düşene kadar. Dağların, yer ve göğün çekinip almadığı emaneti ancak insanlık sırrına erenler taşır. Onlar kimseye gücünün üzerinde bir şey yüklemeyen kadiri mutlağa inanır. İnsandır sanıyordum mukaddes yükü hamal. Hamallık ki sonunda mı rütbe var ne de mal. Melekler arşı taşır. Lakin bundan kendilerine bir kazanç yoktur. İnsan yükü iradesiyle omuzladığı için hesap gününde sonsuz ecir bulur. Ebabil kuşların küçüklerindendir. Lakin yükü fil ordusunu dağıtır. Yükün kıymetinden taşıyana pay vardır. Birbirine benzeyen sarısı sepet eskir, yok olur, gider. Lakin Hakk'ın Musa'sının Nil'de bir sepetle yol alır. İşte bir merhamet hikayesi şimdiki zamandan. Yarının inşası için karanlıkta yürüyen bir kahraman. Halil Demir.
Çoğu zaman yokluk varlığın tarlasıdır. Noksan hüneri davet eder. Fakat bu davete yalnız elini taşın altına koyanlar icabet eder. Halil Demir, Kastamonu Azdavay'ın Sada köyünde yaşıyor. Köy çocukları ilçe merkezindeki okullarına taşımalı sistemle gidiyor. Üşümesin, incinmesin tatlı canları diye Halil Demir bir kulübe yaptı çocukların servis beklediği yere. Her sabah erkenden kalkıp kulübedeki sobayı yakıyor. Üzerinde kaynattığı sütü onlara içirip okullarına uğurluyor. Yükü omuzluyor. Okuyup memleketin yükünü güçlü omuzlasınlar diye. İnsan hür iradesiyle bağlandığı inançlar, ruhi münasebetler ve yüklendiği mesuliyetlerle cemiyet içinde eriyip kaybolmaktan kurtulur. Böylece büyük, bölünmez ve bütün bir varlık olma imkanı bulur. Zafer, omzunda asıl yüke yer açmak için kendi emel ve isteklerini bir kenara bırakanlarındır. Sırtımızda sanki ağır bir yükle dünyaya geliyoruz diyen Nurettin Topçu, o ağır yükün her şart ve koşulda nasıl taşınacağını yalnızca fikirleriyle değil, kişiliğiyle de gösteren bir adamdır. Yeis ve hüsran bilmeyen bir kuvvetle iman edip davasını yüklenen bir mütefekkirdir Nurettin Topçu. Bakanlar onda dimdik, dört başı mamur bir Müslümanlık görür. Yarının Türkiye'sinin bilgi, kültür ve şahsiyet sahibi insanlarla kurulacağını düşünür. Dahası taşıdığı yüke mukabil bir övgü ya da alkış beklemez. Gösterişsiz, nümayişsiz bir maden işçisidir. O madendeki cevher insanın kendisidir. Kalple yapılmayan ibadeti faydasız bir yorgunluk bilir. Ona göre okul bir mabet gibidir. Öğretmenlik yaptığı 40 yıl boyunca girdiği her derste abdestlidir. Niceliği değil, niteliği önemseyen Nurettin Topçu'yu anlamak da ayrı bir yüktür. Bu yükü taşıyanların davası daima büyüktür. Şimdiki zamanın tufanında bir gemi lazım bize. Vatanından sürülmüşe, yurdundan hor görülmüşe, fitneyle parçalanıp fırka fırka bölünmüşe, zamanın tufanında bir gemi lazım. Her duyduğuna inanıp sağa sola köpürmüşe, öfkeyle yola çıkıp zararla geri dönmüşe, zamanın tufanında bir gemi lazım. Her cepheden kuşatılıp kendi kendine küsmüşe, ayağa kalktığını sanıp yüzü üstüne düşmüşe, zamanın tufanında bir gemi. Derdi güvertesinde, dermanı bayrağında, zalimlerin hedefinde, mazlumların duasında bir gemi. Kaptanı mahir, rotası Resulullah'ın yolunda, dert kimin umurundaysa, yük onun omzunda.